Pasta'ya hoş geldiniz. Dilek mutfakta yine harikalar yarattı. Çok yoruldum ama şu kadarcık şey beni yordu. Eskiden bunun katı katı şeyler yapardım ama gerçekten artık yoruluyorum. Mis gibi bir kahvaltı sosu yaptım. Tarifi izleyip siz de yapabilirsiniz. Bütün ayrıntılarıyla gösterdim. Umarım beğenirsiniz. Eğer yaparsanız beni etiketlemeyi unutmayınız. Hadi bakalım şimdi tarife geçelim. Akşamdan böyle közledim, poşete sardım. Sabah da bunları şimdi soyacağım. Böyle suların akmasını bekledim. Şöyle sarıyorum. Yıkamıyorum çünkü yıkayınca tadı gidiyor. Bayağı zahmetli bir iş, hiç sevmediğim bir iş aslında ama yemesi çok güzel tabii. Şimdi çok güzel kışlık bir sos yapacağım. Nasıl yapıldığını hep beraber izleyelim. Öncelikle bir su bardağı sıvı yağ tencereme alıyorum. Ve ince ince kıydığım bir büyük baş sarımsağı ilave ediyorum. Sarımsakları iyice öldürmemiz lazım. Sarımsaklarla beraber yine böyle ince ince doğradığım 1 kilo kadar yeşil sivri biberi ilave ediyorum. Acı seviyorsanız acı da koyabilirsiniz. Ben çok az acı koydum, acı biber. Sarımsaklarla biber güzelce kavrulacak. Bu kavrulma aşaması çok önemli. Şimdi güzelce kavuralım bakalım. Evet, biberlerimiz güzelce kavruldu. Yaklaşık bir 10-15 dakika kavurdum. Şimdi bir yemek kaşığı domates salçası. Bir buçuk koydum hatta. Bu da çok özlü köy salçası karışık biber. Bir kaşık da ondan koydum. Evet. Şimdi daha önceden bir domates sosu yapmıştım. Önce onu ilave edeceğim. Tarla domatesinden yaptım.
bakalım. Ay çok yoruldum arkadaşlar. Aman. Bu işler zor. Hadi dedim bu sene de yapayım. Şimdi sıra geldi. Neye? Közlenmiş bibere. Şöyle bir tabakta bu 5 kilo biberin közlenmiş hali. Bunu güzel doğradım. Ve tencereye ilave ediyorum. Harika bir sos bu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdi biraz tuzunu vereyim. Sonra tuzunu kontrol edip bakacağım. Şimdilik bir yemek kaşığı koyacağım. Sonra tekrar bakacağım. Artı sirke ilave etmem gerekiyor. Bir dakika. Şöyle. Dörtte bir su bardağı kadar sirkeyi de ilave ettim. Üzüm sirkesi yaptım ben ama tabii daha olmadı. Daha 5-6 ayı var. Şimdi efendim bunun güzelce kaynamasını bekleyeceğiz. Hadi bakalım. Biraz da şeker atmam gerek. Salçanın rahlasını alsın diye. Şekerimi de ilave ettim. Şimdi kaynamaya başlıyorum. Sosumuza en son maydanoz, bir bağ maydanozu ince ince kıydım. İlave ediyorum. Dikkat edelim, altı yapışıyor çünkü. Evet, sosumuz pişti. Pişmesine yakın bir bağ incecik kıydım maydanozu da ilave etmiştim. Tuzuna da baktım, ayarladım. Biraz daha tuz koydum. Kendi damak zevkime göre. Şimdi şişelere yerleştireceğim ve kışın yemek üzere soğuk, serin bir yerde saklayacağım. Mis gibi kokuyor. Tadına baktım. Vallahi harika oldu. Siz de mutlaka deneyin arkadaşlar. Bu tarifi nereden aldığımı soracak olursanız, çok sevdiğim bir arkadaşım var. Rukiye. Ondan almıştım. O senelerdir yapıyor bunu. Ben de buna benzer yapıyordum ama biraz farklılıklar var onun tarifinde. Evet, şimdi şişelemeye geçelim. Bu arada sosun içine ben bir tatlı kaşığı kadar da karabiber koydum. Biraz kişniş koydum. Efendim birazcık zerdeçal koydum. Bu sizin isteğinize bağlı bir şey. Siz isterseniz koyarsınız. Bence koyun. Şimdi şişelemeye geçiyorum. Önce böyle küçük şişelere koyacağım. Kavanozun var ama bu küçüklere olmuyor. Çok doldurmuyorum. Böyle kenarlarını peçeteyle siliyorum. Şimdi şuralar iyice kuru olmalı. Kapağı 3 ileri bir geri yaparak, oh, çok sıcak. Sıkıca kapatmamız gerekiyor. Bileklerim de çok sağlam değil ki. Evet. Şimdi bu şekilde bir bezin üzerine ters çevirip koyacağım. Şimdi büyük kavanozlar için böyle bir aparatım var benim. Etraf kirlenmiyor o zaman. Dökmüyorum. 5 tane küçük kavanoza koydum. Şimdi diğerlerini daha büyük olan 660 gramlıklara koyuyorum. Bakın böyle hiçbir yere dökülmüyor. 3,5 lira. Siz de edinin.
Fazla koydum ben. Şimdi biraz alayım. Evet, bu şekilde. Bakın gayet rahat. Hiçbir yere dökülmedi. Şurayı da sileyim. Kapağını. Sıkıca kapatıyorum. Şimdi bakın tertemiz. Diğerlerini de aynı şekilde Evet, yapacağım. şişeleme işlemlerim bitti. Böyle bir bezin üzerine ters çevirip koydum. 7 adet böyle kavanozum ve 5 adet de böyle küçük kavanoz. 1 adet de onun daha mini. Hikayesi de şimdi yiyeceğim. Bayağı bereketli oldu. Allah afiyetle yemek nasip etsin. Tabii ben bunların yarısını eşe dosta dağıtıyorum, bilginize. Videomu beğenip yorum yazarsanız çok memnun olurum. Ayrıca kanalıma abone olmayı unutmayın sakın. Dilek Tokso YouTube, Instagram hesabımda Dilekle Mutfakta. Bloguma da bekliyorum mutlaka. Herkese mutlu mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.